Merhaba arkadaşlar, Canım Anne YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda görmüş olduğumuz bu çiçek motiflerimizin yapımını anlatmaya çalıştım sizler için. Gayet güzel, kolay ve kullanışlı bir model. Bu şekilde gördüğünüz gibi bere süslemelerinde yelek, hırka, patik, tokadır, bandajdır, battaniyedir, aklınıza gelebilecek her türlü örgü süslemesinde kullanabileceğimiz güzel bir motif. Böyle ortasında ben düğme ile süsledim. Çeşitli inci, boncuk, pul detaylarıyla da süsleyebilirsiniz. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın diyelim ve nasıl yaptık bu güzel motifimizi ona geçelim. Evet arkadaşlar, şu şekilde 2 adet bebe ipim var. Şöyle kenara çekelim. 2 renk seçtim ben. Tığ olarak da 2,5 mm'lik tığım var elimde. 5 tane zincir çekip başlayacağım. 5 zincirin en baştaki zincirin arasına batıyorum ve bir yuvarlak halka oluşturdum. Bir zincir çekiyorum burada. Sık iğne ile içini dolduracağım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane sık iğne yaptım. En baştaki sık iğnemin tepesinden şöyle kaydırma tekniğiyle birleştirdim. Şöyle bir çiçek göbeğimiz oluştu. 1 2 3 tane zincir çektim. İpimi aldım. Trabzanın tepesine battım. 1 2 3 tane fıstık yapıyorum, böyle uzata uzata ilmeklerimi arasından geçirdim. Şurada kalan ipi böyle alıp fıstığımı oluşturdum. 1 2 3 tane zincir çektim. Sıklama zincirim hariç. Şimdi bir tanesini atlıyorum burada. İkinci sık iğnenin tepesine battım. Yine uzattım ilmeğimi. 1 2 3 tane. Şu şekilde ilmeği çıkardım. Şurada kalan başlangıçtaki ipi tutuyorum. Bu şekilde arasından geçip sıkıladım. 1 2 3 tane zincirimi yine çektim. Aynı şekilde devam ediyorum. Bir tane atladım. Sıradaki trabzanın, pardon, sık iğnenin tepesine battım. Bu şekilde 7 tane, pardon, 6 tane fıstığım olacak. 12 tane sık iğne yaptık altına. Bir, iki, üç, son zincirimi çekiyorum. En baştaki fıstığımın tepesinden sabitledim yine kaydırma tekniğiyle. Şu şekilde bir motifim var şimdi elimde. Burada son bir zincirle bitirdim ve ipimi kesiyorum. Şimdi ikinci rengimi alacağım. Hemen yanındaki boşluktan sabitleyelim. Tığımı geçirdim. Bir zincir atıp şu şekilde sabitledim. 1, 2, 3 zincir çektim. Şöyle yeniden yapayım burayı. İpi tığın üzerine aldım ve aradan battım. 1, 2, üçlü trabzan yapacağım. 1,
İkinci, üçüncü, dört ve beşinciyi de yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim yine. Aynı noktaya şöyle sabitledim. Hemen yan tarafa geçiyorum yine sık iğne ile. 1, 2, 3 zincir çektim. 5 tane üçlü trabzanımı yapacağım yine. Çekeceğim ve dibine sabitliyorum. Bu şekilde bütün zincir boşluklarını dolduracağız. En son sık iğneyi yaptıktan sonra yine şu yan tarafa geçip sık iğne ile sabitliyoruz ve burayı da birleştirmiş oluyoruz. Bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Evet, şimdi düğmemi alıyorum, ipliğimi iğneme geçirdim, arkasında düğümledim. Şöyle beyaz düğme tercih ettim ben, yuvarlak böyle düz bir düğme. Yarım inci gibi süsleme aparatları da, aksesuarları da kullanabilirsiniz burada. Sizin seçiminize kalmış. Ben düğme kullandım. Şu şekilde geçiriyorum, bakın. Ve böyle dikiyorum. Dediğim gibi yapıştırma incilerden de olabilir. Yuvarlak boncuklardan da olabilir. Orta kısmını çeşitli aksesuarlarla süsleyebilirsiniz. Şöyle son bir kez daha geçip bir düğüm yapayım. Sonrasında çiçeğimizi tamamlamış olalım. Evet, bu şekilde tamamlandı çiçeğimiz arkadaşlar. Dilediğiniz süslemede kullanabilirsiniz. Beredir, bandajdır, patiktir. Battaniye süslemeleridir. Çeşitli örgü süslemelerinde kullanabileceğiniz güzel bir motif. Yapacaklara şimdiden kolay gelsin diyorum. Videomuzu beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.